aslında hayaller, hedefler unutulabilir ama onları bir yolda hatırlayıp güzel müzik dinleyelim ya, sohbet muhabbet gidin öyle. Onları hatırlayın, o motivasyonla gidin. Elinizden geleni yapın. İnşallah olacak. Sağlarca. İnşallah bir kere daha çalışacaksınız. Yani güzel olup geleceksiniz yani. Güzel mi? Aslında tek seninki yani. Hazırlıyoruz. Bilerek son anları bırakıyoruz çünkü GPS çok iyi çalışmıyor. O yüzden biraz hızlı davranacağız. Tamam. Şöyle aşırı acele etmene gerek yok. Çok hızlı. Borç mu? Yani bildiğin işi yapacak. Teknik kontrol güzel geçti. Beğendiler aracı. Sevdiler de. Sıkıntı çıkmadı. Sadece çok büyük olduğu için tartamadılar. Gittik E-Kantar'a getirdik. Ancak öyle tartabildik. Güzel geçti. Şu an yağmur başladı, o yüzden bekliyoruz. Görev uçuşu için hazırlıklarına devam ettiriyorlar. Evet. Çok ilgi çekici, ilginç projeler var. Şu anda görev sanat sistemde enkaz hazırlıkları yapılmış ve takımda çok iyi tasarımla birazdan yarışacak. Önce manuel kalkış yapacağız. Ondan sonra otonom uçuş gerçekleştireceğiz. Otonom uçuş gerçekleştirirken tamamen donanım, tasarım, donanım yazılımı, her şey bize ait olan anda takip sistemimiz uçağı takip edecek ve yere görüntü atacak. Bu görüntü kendi yazdığımız arayüzde bizim olacak. Ve aracımızın altında bulunan yine tasarımı ve donanımı gönüllü yazılımı bize ait olan insansız kara aracımız 20 metreden aşağı inecek. Paraşütle. Tamam. Ondan sonra paraşütü servo mekanizmamıza keseceğiz. Ondan sonra otonom bir şekilde belirlediğimiz hedefe ilerleyecek.
Nereye bırakacağınızı nasıl karar veriyorsunuz? Biz onu şirket kurduğumuz yarı stasyonundan nereye bırakacaksınız? Otonom olacak tamamen şu an. Elektronik kalıcı mıknatıs artı serviste biz tutuyoruz. Şu anda yarı stasyonunu otonom bir şekilde vereceğiz. Belediyoruz konuma. İnce paraşütle kesecek gidecek inşallah. Yani görevinizde ne diye özetlersiniz? Gözlem ve yardımlaştırma. Gözleyecek, sonra istediğimiz yere karar aracındaki istediğimiz yükü götürebileceğiz. Otonom bir şekilde gitmesi gereken hedefe gidecek. Sonrasında ben devam edeceğim. Ya otonom devam edecek görev. Sonrasında otonom görev kısmı bitince inişe geçeceğim yerde yükselmeye başlayacak. Zaten orada ben uçağı geri alacağım. Sonra döneceğim, inişe geçeceğim. O sırada üçüncü zaten rover edeceğim. Aynen. O sırada zaten rover işini halletmiş olacak. Bunu Hamdi'ye de atalım mı? Burada takılalım. Bu nasıl oluyor? Yani yeri mi çarpıyor? Hızla bir bakabilir miyiz burada? Dropu çarpıyor herhalde. FBVA burada. Üç gündür de verdiğiniz insanüstü performansıyla hepsini yani hepinizden teker teker eline yemeğine yüreğine sağlık. Gerçekten dün şaka bir yana 40 saat aralıksız uyumadık ve hiç kimse yemek aklına gelmedi. Yani sabahtan beri hiçbir şey yemedik ve yemek aklına gelmedi. Yani biz elimizden geleni yapacağız dedik, yaptık gerçekten. İş daha yeni başlıyor, hazır uçağı herkes sürür. Biz şimdi yani 5 saatte bu uçağı tekrardan çok rahat ayağa kaldırırız. Yani ben şimdi kendime geldim yani bir yemek, bir uykudan sonra. Siz de bence ya, inancınız çok yüksek, böyle devam. Ben hala inanıyorum sonuna kadar. Olacak yani. Bu iş olacak. Başka çıkar yolu yok yani. Olacak bir şekilde. Bu uçak havaya kalkacak bir şekilde. Önce SC'yi ayrı bir test ederiz. SC'yi de SC'ye yok. Direkt motor test edelim. İşte yani. Mantıken aynen. Öyle ayrı test yapacağız. Ya direkt bence her şeyi takıp tekrardan yavaş yavaş gücünü verip test edelim. Her şeyi burada. Tek tek test edelim. Şu anda Raspberry'nin kontrolünü yapıyoruz. Raspberry'e bağlanmaya çalışıyoruz. Ben de bu sırada haritayı tamamen daha detaylı yapmaya çalışacağım. Çünkü uçacağımız yer öğrendik. Kesin olduğu için. Bizden telif yer miyiz? Mama bağlı. Başladı mı? Ya verin lan. Gençlik merkezinde trust test yapma challenge. Evet ya, ben çok geriliyorum. Çünkü çok ses çıkıyor. Bir de kapalı bir alan olacak hani. Yankılanacak bir de. İllegal şekilde yapıyorum. Matkapta süreceğimizi söyledik. Kimin anlamı bilmiyoruz ama. Aa matkap değilmiş diye şey yapacağız. Hazır mısın? Kaç saatlik bir mesaide çıktı Emre? Bir mi desek, iki desek? 10 saat ya. 10 saattir. 10 saat yaklaşık. Sonra şey var. Cuma. Baştan sonra kurulmuş. Ya pardon. Konuşamıyorum. Yani sonra uçağı kurduk. Korduk ya. Korduk. O kadar Afra çok uygusuz. Yani 3 günde 4 saat falan uyudum herhalde. 4-5 saat uyudum. Konuşamıyorum. Konuşma yetimi kaybettim gerçekten ya. 10 saatte düşmüş uçağı yeniden kurdum. Nasıl gidiyor her şey? Biraz daha. Arayüz ve alternatif çalışıyor. Çok şükür. Alternatif'e kadar bir Nazlı'nın hukuk yapıyor yine her zaman.
Bir tribin atması olmaz zaten. Onu yapıyor. Ama halledeceğiz. Ama garip bir şekilde o kadar enerjiyim ki şu an. Yani bir gün daha geçirebilirim yani o kadar enerji. Yurda götürmek için şirkete alın. Şu an her şey bitti. Tosun sağlam. Evet. Testlerimiz başarılı. Aynen öyle. Yarın için çok heyecanlıyız. İlk günkü gibi hazırız. Hiçbir şey kaybetmedik. Çok şey kazandık. Çok tecrübe kazandık. Yani şu an o tecrübelerimizle birlikte de gidiyoruz. Yani ikinci bir şans aslında bizim için çok daha iyi oldu. Çıkalım ya. Toparlanan eşyalar çıksın bence şu an. Bence de. Ne? Görüntü test edebilir misiniz? Gimbal'i sallayabilir miyiz? Geliyor, çok güzel. Tamam. Anten telekleri, anten telekleri çok iyi. Tamam. Biraz hadi. Hala. Hız 15, yükseklik hala 30 metre. Waypointları hala düzgün bir şekilde devam ediyor. Hız başarılı. Görev başarılı. Alıyorum 7. waypoint'e dönüş alacak. Yavaşlayacaksın. Yüksekliğin düşecek 20 metreye kadar. 20. Yükseklik 40 metre. Yükseklik 30 metre. Hızın 20. Biraz daha sola alman lazım kendini. Uçağa göre sola alman. 20. Yükseklik 20 metre. Hızın 15. İniş yapıyoruz. Görev başarılı. Bir sarmeli mi? Bir sarmeli mi? Bir sarmerdim. Bir sarmerdim. Görev başarılı. Bravo. Elinize sağlık. Orada. Öncelikle ben yemin ediyorum size kerte gereği. Biraz sesli konuş. Konuşuyor yani çalışmaktan gururluyum. Ben geldiğim önce size konuşmuştum ya. Heyecan, ateş falan filan. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben ilk düşüşten sonra... Yani ben sizden daha çok yıkıldım. Siz beni yıkıldınız. Gerçekten... Burada başarmasaydık da aynı şeyleri söyleyecektim. Yemin ediyorum çok iyiydiniz ya. Ben bu kadar iyiyiz. 9'da 9 böyle bir şey beklemiyordum. Valla beklemiyordum. Çok tuhaf tabii ya böyle. Hani geçen zaman... Ya şeyler oluyordu ya, burada hiç kimse bir kişi bir kez sıkıntı yaratmaz mı, bir kez sorun çıkarmaz mı? Elinize emeğinize sağlık. Aynen. Başta tek tek mekanik ekibimiz harikalar yarattı. Gerçekten uçak düştü Afra ile Emre. 3 gün uyumadılar, sıfırdan uçak yaptılar. Ya ne kadar kimyasal var. Olmasa var. Gözlerim
yarışmadan bir hafta önce gerçekten hani bir hafta önceden başlayarak hiç uyumadan aracınızı arayacak sorunsuz. Sıfır sıkıntı, sıfır stres, hiçbir sıkıntı yoktu. Abilikte zaten ne bir sıkıntı çıktı, ne bir yanma yani. Yakmadım. Aralarında yıkmaya çalıştılar. Abilik açık açık şu güveni veriyordu. Ben buradan herhangi birinize gidip uçağın içini kontrol edermişim dedikten sonra içim tamamen rahat. Ben öyleydi normalde yani. Tosunu kitleye vermem kolay kolay. Benim uçağım, benim gözlemim. Ben bir kez bakmadım içine. Güce onlar verdi, hep onlar çalışırdı. Gerçekten. Yapmış oldum ya. Arkadaşlar ilk bu saatten sonra... Ne kusuru ya? Bu saatten sonra eğlenmek bizim hakkımız. Biz elimizden gelen şey yaptık. Sonucu bekliyoruz. Of, kalbim çarpıyor. Evet, erkek yarışmacılarımızı şöyle öyle oturmadan rica ediyorum. Dikkat, dikkat arkadaşlar. Bayan yarışmacılarımız hayatta olsun. Erkekleri öyle... Dereceye giren ikinci takımımız. O takım... İTÜNOM takımı oluyor. Arkadaşlar başardık mı? Çabaladık, sabrettik. Ekin gel. Röportajı. Ve sonunda başardık ya. Gerçekten. Yani ilk gün yaşadığımız kırık bizi gerçekten içirmedi. Pes pes etmeden kazanmayabilir. Yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar. İçine yoklar mı? Testler nasıl arkadaşlar? İki gün sıfır uyku neredeyse. Bütün probu, bütün kanadı tekrar tamir edip geldik bu noktaya cidden. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık be. Geçiyoruz. Takım birinci 8. Tamam bunu geçme almışımdır. Bu kadar. Tamam 47 var muhtemelen görev zorlayıcından biraz aldık. Hadi 8 alsak. Bunların toplamı 100 yapıyor mu ki? Oradan 10 alsak yapıyor tamam.